EkoTürkiye Küresel Bakış'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Eda Özdemir. Uluslararası gelişmeleri de gelen son ekonomik verileri ve yansımalarını da değerlendireceğiz yarım saat boyunca. Amerika tarafından kritik bir veri geldi. ABD tarım dışı istihdam beklentilerin üstünde 315 bin olarak gerçekleşti. Beklenti 300 bin olarak geleceği yönündeydi. Öte yandan Türkiye-Yunanistan arasındaki krizi konuşmaya devam ediyoruz. Grid'de konuştu. S-300'lerin hava sistemleriyle Türk F-16'larına gerçekleştirdikleri taciz. Burada radar kilidi atıldığını görmüştük. Akabinde de Yunanistan'ın reddi söz konusuydu. Türkiye'nin de NATO müttefiklerine ileteceği ve buradan müttefiklerinin yardımını bekleyeceği, onayını bekleyeceği de yine konuştuğumuz bir konu. Öte yandan Amerika'dan bir açıklama var. İlk olarak oraya bakalım. Yunanistan S-300'leri çok önceden almıştı diyor Amerika Birleşik Devletleri ve yaptırım kapsamı dışında diye de belirtiyor. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava sistemlerinin Girit Adası'ndaki varlığının 2017 tarihli Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası yani katsa kapsamına girmediğini açıkladı Dışişleri Bakanlığı. Hellas Journal web sitesinin sorusunu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Yunanistan tarafının S-300'leri satın alması 1990'larda katsa yasasının kabul edilmesinden onlarca yıl önce gerçekleşmiştir. Katsa yasasının 231. bölümü 2 Ağustos 2017 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen önemli işlemlere yaptırım uygulanmasını öngörüyor ifadelerine yer verdi. Türkiye ve Yunanistan'a çağrıda bulunan Amerikalı sözcü ayrıca tüm NATO müttefiklerini ittifak içinde tam bir birlikte çalışabilirlik sağlamaya teşvik etmeye devam ediyoruz sözlerine yer verdi. Amerika cephesine de bir başlık atalım. Ipsos USA Today ve Ipsos ve USA Today'in ortaklaşa gerçekleştirdiği bir anket vardı. Burada da Cumhuriyetçilerin Trump desteğinin Demokratların Biden desteğinden ağır bastığı görülmüştü. Şimdi ara seçimler öncesi Trump destekçilerine karşı bir birlik çağrısı var Biden'ın. Joe Biden konuşmasında birlik, beraberlik vurgusu yaparak eski başkan Trump öncülüğündeki Cumhuriyetçi rakiplerin ülke demokrasisi için tehdit oluşturduğunu söyledi. Amerika'nın temellerinin atıldığı Pensilvanya'nın Philadelphia kentindeki bağımsızlık salonundan gerçekleştirilen canlı yayın seçmenlerine seslenen Biden, Amerika'nın demokratik değerlerinin Trump destekçilerinin saldırısı altında olduğunu belirtti. Yaklaşık 10 hafta sonra yapılacak ara seçimleri hedefleyen Biden, uzun süredir Amerikan demokrasisinin garanti altına alındığına dair kendimizi rahatlattık ama öyle değil, onu savunmak zorundayız, bunun için hepimiz ayağa kalkmalıyız ifadesini kaydetti. Amerikalıları 8 Kasım'da sandık başına gitmeye ve Trump'ın siyasetini onaylayan Cumhuriyetçi adayları reddetmeye çağıran Biden, yaklaşan ara seçimleri ulusun ruhu için bir savaş olarak niteledi. Biden, Trump destekçilerinin ülke yönetimini geri almakta kararlı olduğunu vurgulayarak, bunun seçme hakkının, mahremiyet hakkının, doğum kontrolü hakkının, sevdiğinle evlenme hakkının olmadığı bir Amerika'ya geri dönmek olacağını belirtti. Kremlin'den bir açıklama var. Uluslararası Atom Enerji Ajansı heyetini içeren ve Zaporijya nükleer santralini gösteriyor. Burada Rusya kontrolündeki Ukrayna'daki nükleer santrali. Buradaki çalışmaların yürütülmesi olumlu olarak niteleniyor. Birleşmiş Milletler uzmanlarının da denetimleri burada sürüyor. Peskov konuştu. Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın heyetinin tüm bu zorluk ve sorunlara rağmen nükleer santraldeki çalışmasını çok olumlu bulduklarını bildirdi. Peskov, UAEA misyonunun Zaporijya nükleer santraline gelerek yaptığı incelemelerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu ve tüm zorluklara rağmen misyonun gelişini olumlu olarak nitelerken kendisi misyonun çalışmalarını değerlendirmek için de çok erken olduğunu belirtti. Misyonun santralin durumu ve nükleer güvenlikle ilgili sorunları değerlendirmesi gerektiğine dikkati çeken Peskov, genel olarak Ukrayna tarafının kışkırtıcı eylemleriyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere tüm zorluk ve sorunlara rağmen komisyonun gelip çalışmaya başlamasını çok olumlu buluyoruz ifadesini kullandı. Peskov, heyetin santralde çalışmalarına devam ettiğini ve misyonun orada bulunmasının çok önemli olduğunu da vurguladı. Nükleer anlaşma tarafıyla ilgili yanıtlar, karşılıklı yanıtlar, müzakereler sürmeye devam ediyor. Müzakerelerin sürmesi yolundaki adımlar daha doğrusu. Amerika'nın bir yanıtı vardı. İran yanıtı değerlendirip dönüş yapacağız demişti. Şimdi görüşlerini iletti son tabloya ilişkin. İran tarafı ve Avrupa Birliği tarafından nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için sunulan ve müzakerelerde nihai yol haritası olarak kabul edilen taslak anlaşma metnini Amerika'nın verdiği yanıta karşılık görüşlerini iletti İran. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Kenani yaptığı yazılı açıklamada taslak anlaşma metnine ABD'nin verdiği yanıtın Tahran tarafından çeşitli düzeylerde incelendiğini ve hazırlanan cevabın müzakerelerin koordinatörüne gönderildiğini açıkladı.
Kenani, gönderilen metin müzakereleri sonuçlandırmak amacıyla yapıcı bir yaklaşıma sahiptir ifadesini kullandı. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedan Patel konuyla ilgili yazılı açıklamasında İran'ın yanıtını aldığımıza teyit edebiliriz, bunu inceliyoruz, yanıt vereceğiz ancak ne yazık ki yapıcı değil değerlendirmesinde bulundu. Avustralya tarafına dönelim. Pandemi boyunca ve sonrasındaki süreçte de sınırlarını en geç açan ülkelerden biriydi. İş gücü açığını hafifletmek için şimdi kalıcı göçmenlik kotasının ciddi anlamda yükseltildiğini görüyoruz. 195 bine yükseltildi ve hükümet COVID-19 salgını nedeniyle derinleşen iş gücü açığını kapatmak için kalıcı göçmenlik kotasını 35 binden 195 bine çıkardığını duyurdu. Avustralya İçişleri Bakanı Claire O'Neill, iş ve beceri zirvesinin ikinci gününde yaptığı açıklamada iş gücü eksikliğini gidermek amacıyla ülkeye binlerce mühendis ve hemşire getirme sözü verdi. Hemşirelerin son 2 yıldır çift ve 3 vardiya çalıştığına ve yer hizmetlerinde personel eksiği nedeniyle uçuşların iptal edildiğine işaret eden O'Neill, kalıcı göçmenlik kotasının 35 binden 195 bine çıkarıldığını bildirdi. O'Neill, en iyi ve parlak beyinlerin Avustralya yerine Kanada, Almanya ve Birleşik Krallığı tercih ettiğini ifade ederek, uluslararası öğrencilerin Avustralya'da daha uzun süre kalabileceğini ve çalışabileceğini belirtti. Evet, başlıkları aktardık. Şimdi de rakamları ekranlarınıza getirelim. Amerika'da belirttik, önemli bir veri açıklandı. Beklentilerin üstünde gelen bir tarım dışı istihdam var. Diğer veriler ışığında da şu anki tabloda dolar endeksinde bir düşüş, pound'un dolar karşısındaki bir güç kaybı, euro'nun dolar karşısındaki yükselişi ve doların da yen, İsviçre frangı taraflarındaki yukarı yönlü hareketleri takip ettiğimiz veriler. Dolar endeksindeki güncel seviye 109.27'de, euro dolar bir seviyesinde %0,64'lük yükselişle birlikte. Pound dolarda 1.15'i görüyoruz, %0,05'lik bir düşüş var o tarafta. Dolar yenin güncel seviyesi 140.49 dolar. İsviçre frangındaysa gözüken seviye 0.98 diyelim ve Amerika'dan gelen son verilere endeksler tarafına bakalım. Açılış öncesi yukarı yönlü hareketler geçen son verilerde Dow Jones tarafında %0,67 ile yükseliş sürüyor. 31.905 puan gelen son rakam. S&P tarafında da 3.998 puan var. Yine %0,75'in üstünde artışlar gerçekleşiyor. Bir de teknoloji tarafına baktığımızda Nasdaq Teknoloji Endeksinde 12.382 puanı görüyoruz. %0,70'in üstünde de artışlar gerçekleşiyor diye belirtelim. Ve tahvil faizlerindeki son görünüme de bir bakalım. 30 yıllıklardaki pozitif ayrışmayı görüyoruz. %3,38 seviyesi var. %0,53'lük bir yükselişle birlikte 2 yıllık tahvil getirilerinde 3,46 seviyesi var. Düşüşe karşın yüksek seyirler korunuyor. %1,48'lik aşağı yönlü hareket gözüken 10 yıllık tarafında da %3,25 seviyesi var. %0,21'lik bir düşüşle beraber diyebiliriz. Buradan bir de emtia cephesine dönelim. Evet, burada ham petrolde bir negatif ayrışma var. Varil başına 90 doların altına inildiği gözüküyor. 89 dolar 42 sent fiyatlaması gözüken %3,83'lük bir geri çekilme var. Brent petrol tarafına döndüğümüzde ise varil başına 94 dolarla yükseliş sürüyor. %3'ün üstünde hareketlerle birlikte altının onsunda %0,60'ın üstünde yine bir artış görüyoruz. 1707 dolar 97 sent fiyatlaması da altının onsunda karşımıza şu anda güncel tabloda çıkan. Değerli izleyenler, şimdi bu bölüme konuğumuza devam ediyoruz. Emekli Büyükelçi Doktor Oğuz Çelikkol bizlerle. Sayın Büyükelçim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Yunanistan-Türkiye kriziyle ilgili Amerika'nın güncel bir açıklaması var. Haber turunda da verdik. İlk olarak orayı değerlendirelim isterseniz. S-300'leri Yunanistan çok önceden almıştı. Yaptırım kapsamı dışında diyor Amerika. Fakat ortada bir taciz durumu, Yunanistan'ın da buradaki reddi ve Türkiye'nin de aynı şekilde NATO müttefiklerine seslenişi takip ettiğimiz bir süreç. Hem Amerika'dan gelen açıklamayı nasıl değerlendirmek lazım hem de geçen haftadan bu yana Yunan basınında yer alan haberler olsun, uluslararası anlamdaki yankıları olsun, ilişkiler açısından şu anki tabloda siz neler söylersiniz?
Çünkü yani Amerikalıların yaptığı açıklama, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama tamamen Yunanistan'ın evet. şeyi yönünde bir açıklama. Çünkü burada önemli olan ne zaman aldığı değil. Hı-hı. O tarihi hepimiz biliyoruz. Evet. Zaten yani Girit'te depolanması Amerika'nın önerisi üzerine olmuştu. Burada önemli olan yani Yunanistan dünyaya ben bunları aktive etmeyeceğim, depolarda saklayacağım demişti. Demek ki yani Yunanistan yalan söylüyor dünyaya ve Amerika da bu yalanı destekliyor. Bu çok açık bir şekilde ortaya çıkmış vaziyette. Yani Amerika'nın yaptığı açıklama Yunanistan'ın niye S-300'leri aktive ettiğini, niye depodan çıkarttığını bir açıklık kazanmıyor. Bir de yani biliyorsunuz yani Türkiye'nin F-35 projesinden çıkartılmasının sebebi F-35'lerle S-400'lerin bir arada çalıştığı takdirde F-35 sırlarının Rusya'ya gideceği yönünde bir iddiaydı. Bu iddianın da tamamen yalan olduğu ve gerçek dışı olduğu çok açık bir şekilde artık ortaya çıkmış vaziyette. Çünkü demek ki yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'ın S-400'leri aktive ettiğine ve kullandığına bilmemesine imkan yok Girit'te. Çünkü Amerika'nın Girit'te çok büyük üsleri var. Ve yani burada Yunanistan bir yalan söylüyor. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri de bu yalanı destekliyor. Evet. Bir de Kremlin tarafından bir açıklama var Sayın Büyükelçim. Nükleer tarafındaki gelişmeleri de takip ediyoruz. İran, Amerika arasındaki açıklamalar, karşılıklı yanıtlar. Öte yandan Rusya kontrolündeki, Ukrayna'daki, santraldeki Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nı ve Birleşmiş Milletler yetkililerinde çalışmaları sürüyor aynı zamanda. Olumlu olarak niteliyor Kremlin bu durumu. Öte yandan Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta da farklı haberler almaya devam ediyoruz. Hem nükleer tarafındaki gelişmeleri hem de şu an savaşın geldiği noktada dinamikleri nasıl yorumlarsınız? Yani ona gelmeden önce şunu da şöyle söylemek lazım. Yani bakın maalesef komşumuz Yunanistan Ege Denizi'nde uluslararası hukuku açık bir şekilde çiğniyor. Bu açık bir şekilde çiğnediği Amerika Birleşik Devletleri tarafından da Yunanistan'ın üye olduğu Avrupa Birliği tarafından da gayet iyi biliniyor. Yani sadece Doğu Ege Adaları'nın silahlandırılması yani Lozan ve Paris anlaşmaları değil. Bakın FIR'la ilgili olarak yani FIR düzenlemeleriyle işte bu uçuş bilgi bölgeleri düzenlemeleriyle ilgili olarak Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, UTAO'nun bütün kuralları ve Chicago Anlaşması 1947 Yunanistan tarafından açık bir şekilde çiğneniyor. Bu bütün bunun bilmesine rağmen bunu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri buna göz yumuyorlar. Yani burada önemli olan nokta hem S-300'lerin aktive edilmesi, işte bugüne kadar dünyaya depolarda saklandığı ifade edilen S-400'lerin demek ki aktive edildiği çok açık bir şekilde artık ortaya çıkmış vaziyette. Amerika maalesef buna çanak açmış vaziyette. İkincisi Yunanistan bütün uluslararası anlaşmaları sadece yani Paris ve Lozan anlaşmasını değil Chicago anlaşmasını işte uluslararası sivil havacılık kurallarını da çiğneyen bir tutum içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri zaten yani işte bu 10 millik biliyorsunuz dünyada başka bir örneği de yok yani. Çünkü uluslararası kurala göre, uluslararası hukuka göre bir ülkenin hava sahası ancak şeyi kadar olabilir. Yani denizdeki kara suları kadar uzunluğu olabilir. Şimdi Ege Denizi'nde kara suların uzunluğu biliyorsunuz Lozan'da 3 mildi. Sonra Yunanistan bunu 6 mile çıkarttı. Şimdi 6 mil. Bu 6 mile rağmen 10 millik bir hava sahası iddiasıyla Yunanistan ortaya çıkmış. Bu uluslararası hukukun tamamen çiğnenmesi anlamına geliyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri yani Yunanistan'ın kasa S-300'ler nedeniyle kasa şeyine giremeyeceğini tarihi şeyle açıklamaya çalışıyor. Peki yani Yunanistan bugüne kadar dünyaya ben bunları depoda saklayacağım, aktive etmeyeceğim diye yalan söyledi. Demek ki Amerika da bu yalanı biliyordu ve buna göz yumuyordu. Yani uluslararası hukuku çiğnemesine göz yumduğu şekilde. Aynı şekilde Yunanistan'ın dünyayı aldatmasına da göz yumuluyor demek ki.
bu çok açık bir şekilde artık ortaya çıkıyor vaziyette. Yani bu anlaşmalar çok önemli. Uluslararası hukukun çiğnenmesi çok önemli. Bu işte Avrupa Birliği devamlı olarak uluslararası hukuktan bahsediyor. İşte bu ahde vefa anlaşmalara uyulması ilkesinden bahsediyor. Ama üyesi Yunanistan, bırakın yani Paris ve Londra Lozan Anlaşması'nı, Chicago Anlaşması'nı ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün bütün kurallarını da çiğniyor Ege Denizi'nde ve denizlerde. Ve buna da hem Avrupa Birliği hem de Amerika Birleşik Devletleri sanki göz yumuyormuş gibi ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Bunlar kabul edilebilir hususlar değil tabii ki. Diğer taraftan bu Ukrayna'daki duruma geldiğimiz zaman işte tabii yani bir nükleer felaket olmasını kimse istemiyor. Dün bu şeyde santralda, nükleer santralda bir şey yapıldı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafının başkanı ve heyeti tarafından. Ama yani henüz durum çok açıklığa kavuşmuş değil. Burada devamlı bir heyet kalacakmış gibi bazı açıklamalar yapıldı. Bunlar tabii yani acaba bu Çernobil felaketi tekrar eder mi? Bir nükleer felaket tekrar Ukrayna'da meydana gelebilir mi? Endişelerinin hala devam ettiğini ortaya koyuyor. Sayın Büyükelçim, savaşta peki 7. aya girilmişken başından beri Batı'nın yaptırımları karşısında Rusya değerlendirmesini yapıyoruz. Hangi taraf daha çok yara alacak şeklinde. Gelinen süreçte bulunduğumuz noktada Rusya'yı ve Batı'yı nasıl yorumlamak lazım? Hem daha küçük çapta şirketler bazında incelediğimizde hem de büyük resimde ekonomilere baktığımızda şu anki gidişatı nasıl okumak lazım? Yani Rusya'nın tabii giderek işte doğalgaz kartını, enerji kartını kullanıyor. İşte çeşitli tabii Avrupa'nın enerji konusunda çok sıkışık bir durumda olduğu, zor bir kışa girdiği yönünde haberlerde bir yoğunlaşma var. Her ne kadar işte Avrupa genelinde, Avrupa Birliği genelinde doğalgaz stokunun %80'ler civarında olduğu ifade edilse de yani Rusya devamlı olarak da bir Avrupa'ya gönderdiği doğalgazı keserekten enerji kartını da ortaya koymuş vaziyette. Ve yani tabii Avrupa çok aşırı bir şekilde enerji konusunda işte kısıtlamalara gidiyor. Kışın çok sert geçmesi. Evet Sayın Büyükelçim, lafınızı balla bölüyorum. Ticaret Bakanı Mehmet Muş 2022 yılı Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşmasından bir kesit aktardık. Şimdi konuğumuza dönüyoruz. Emekli Büyükelçi Doktor Çelikkol, Oğuz Çelikkol. Tekrar yayınımızda Oğuz Bey, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Buyurun. Tamam. Tabii enerji fiyatlarından bahsediyorduk. Yani tabii ki işte bu Ukrayna Savaşı nedeniyle ciddi bir şekilde bir Avrupa'nın enerji konusunda işte Rusya'yla bir problem ortaya çıkmış vaziyette. Rusya işte doğalgazı gönderdiği, Avrupa Birliği ülkelerine gönderdiği doğalgazı kesiyor, zaman zaman kesiyor. Zaten işte boru hatları da çok az kapasiteyle çalışıyor. Yani Avrupa'nın daha çok kışında sert geçmesi durumunda zor bir kışa girebileceği yönde de haberler var. Her ne kadar yani işte Avrupa'da tabii ekonomiler herhalde daralma, enflasyon ve daralma içerisine girmesi nedeniyle enerji fiyatlarında belirli bir düşme olsa da bütün dünyadaki gözler şu anda bu İran Atom Anlaşması'nın Amerika'nın dönüp dönmeyeceğine kilitlenmiş vaziyette. Ya eğer tabii Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaşıp da nükleer anlaşma, İran'ın nükleer konudaki anlaşması yeniden yürürlüğe girebilirse, İran'ın dünyaya petrol ve doğalgaz satabilmesi imkanı ortaya çıkacak. Belki o zaman daha da düşecek enerji fiyatları. Avrupa bu konuda
çok çalışıyor gördüğümüz kadarıyla. Ama İran'la ABD arasındaki anlaşmazlık da sürüyor. Yani işte son anladığımız kadarıyla İran devrim muhafızlarının da Amerika Birleşik Devletleri'nin terörist örgütler listesinden çıkartılması yönünde bazı isteklerde bulunduğunu anlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de bunu kabule yanaşmıyor. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin işte füzelerle ilgili bazı istekleri ortaya getirdiği, İran'ın da bunları pek şey yapmadığı, memnuniyetle karşılamadığı anlaşılıyor. O bakımdan tabii yani İran nükleer anlaşmasının geleceği de çok açık değil. Diğer taraftan Irak'ta tabii çok önemli olaylar meydana geliyor. Bu olaylar Irak'ın işte petrol, doğalgaz konusundaki önümüzdeki dönemde oynayabileceği rol üzerinde de bazı soru işaretlerinin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. O bakımdan tabii yani sadece Ukrayna Savaşı değil yani dünyadaki diğer gelişmeler işte İran nükleer anlaşması, Irak'taki olaylar bütün bunlar dünyada işte acaba kötü bir kışa giriyor muyuz şeklinde bazı soruların ortaya çıkmasına neden oldu. Sayın Büyükelçim çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerli analizleriniz için. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Teşekkürler. Küresel bakışı noktalıyoruz değerli izleyenler. Emekli Büyükelçi Doktor Oğuz Çelikkol bizlerleydi. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.